28 Şubat'a giden yolun taşlarını az önce siz de az çok değinmeye çalıştınız. Hani 80'den daha yakın tarihe gelirsek 93 yılında bir takım sevimsiz olaylar ile atılmaya başlanmıştı. İşte faili meçhul cinayetler, Özal'ın şüpheli ölümü, Sivas Madımak olayları, Uğur Mumcu cinayeti ve kahvecinin şüpheli ölümü gibi. Ve bu ve benzeri olaylar nezdinde adli bir suçu olmayıp uydurma ithamlarla veya Müslüman olduğu için dini esas ve kutsallarına saldırı yapanlara karşı durduğu için o günden bugüne halen içeride olanlar var. Yani yüzlerce insan ömrünü suçsuz yere parmaklıklar ardında tüketti, tüketmeye devam ediyor. Çevik bir yaşlı olduğu için merhamet edilmesi isteniyorken, yani ya da işte merhamet edilmesi isteniyorken bu suçsuz insanların sevdiklerinden uzakta yaşlanmasına müsaade edilmesi veya bu sürecin sonlandırılmamasına nasıl bir yorum getirirsiniz? Buyurun. Ya İbrahim. bakın, hem memurlara hem öğretmenlere 2006 yılından sonra hükümetin yaptığı bazı düzenlemelerde devlete geriye dönüş imkanı verildi. Fakat Bir eksik kısım. kaldı. Yani eksiklik şu, bütüncül bakarak söylüyorum. Bu hakların geri iade edilmesi, mahkemenin yapanları suçlu bulup cezaevlerine göndermesinden sonra bizlere de geri dönüş hakkı verildiğinde devlet bize aslında şunu söylemiş oldu. Geçmişte hatalar yapıldı, yanlışlar yapıldı, size haksızlıklar yapıldı. Biz devlet hata etti, biz o hatalarınızı düzeltiyoruz. Şimdi düzelt veya düzelttik deniyor. Şimdi sizin soruda çok iyi isabetle belirttiniz. Yani bir hata yapıldıysa geri dönüş niyet varsa o zaman ne yapılması lazım? Hiç olmamış hale getirmek lazım. Şimdi ben kendi açımdan söyleyeyim. Hiç olmamış hale nasıl getirdim? Tamam, ben yüzbaşı olarak ihraç oldum. Er seviyesine indirildim. Geri döndüm 11 sene sonra. Bana kıdemli albay özlük hakları devlete geri döndü. Ama benim bana verilen askeri kimlik kartında bir kere emekli yazıyor ki ben emekli değilim. O vakit emekli değildim yani. Geri döndüğümde emekli değildim ama kimlik kartında emekli subay yazıyor. Yine rütbehanesinde yazması gereken yani özlük hakkı olarak kıdemli albay maaşı özlük hakları alıyoruz ama rütbehanesinde yüzbaşı yazıyor. İnsan izah edemiyor bunu. Şimdi tamam siviller belki bunu ne kadar pek önemli görmeyebilir ama bizim için önemli. Yani bir şeyi olmamış hale getiriyorsanız tüm yönleriyle olmamış hale getireceksiniz. Mesela ben bu platformdan da görüştüğüm kişilerden birçokları da aynı şeyi söylüyor ve yazılarını okuduğumda da aynı şeyi söylüyorlar. Tamam 2006'dan veya 2007'den sonra geri dönenler oldu. Peki ya Evet. açıkta geçen süreleri? Benim açıkta geçen süren veya sizlerin açıkta geçen süreleri ne olacak? Yani olmamış dediğiniz zaman yani hiçbir şey olmamış hale geri getireceğim denildiği zaman o zaman o açıkta geçen sürelerin de ödenmesi lazım. İşte o zaman olmamış hale getirirsiniz. Yoksa diğer türlü ben 99'da ihraç olmuşum, 2011'de geri dönmüşüm. Kanunda diyor ki bizim kanunda açıkta geçen süre silahlı kuvvetlerde geçmiş sayılır denilerek rütbe ilerlemesi yapılıyor. SGK primlerinin ödemesi yapılıyor. Ama buna dair bir prim ödüyorsanız bunun da bir karşılığı var. Yani bir maaş var, o maaştan prim kesiyorsunuz. Ama maaş yok. Bu kadük bir durum ortaya çıkardı. Yani öğretmenlerde de aynı durum var. Memurlarda da aynı durum var. Geri döndüler. Boşta geçen, açıkta geçen sürede ne yaptı bu insanlar? Ne yediler, ne içtiler, ne yaptılar? Onca hakları gasp edildi. Ve tekrar geriye iade edildikleri zaman, o zaman geri iade edildiklerinde hiç olmamış hale getirmek lazım. Yani biz şimdi Ergenekon veya Balyoz'dan yargılananlar oldu. Veya şimdi KHK'dan bir biçimde dönenler oldu. Gerçi o devletin kendi düzenlemesi sonucu bir kurul kararıyla döndükleri için onlara bir şey diyemem. Ama
Ergenekon ve Balyoz'dan dönenler hapislerde yattılar. Doğru veya yanlış. Yani yaşın kurunun yanında yaş da yandı orada. Bazı haksızlıklar da var. Eyvallah. Ama o insanlara mahkeme kararıyla açıkta geçen sürenin tüm hakları geri iade edildi. Tüm maaşlar topluca ödendi. Ama biz zaten yargıya kapalı işlemle ihraç edildiğimiz için biz öyle bir mahkemeye de gidemedik zaten. Gitsek de Yüksek Askeri Şura'nıza, Yüksek Askeri Yüksek İdare Mahkemesi'nin durumu belliydi. Bizim lehimize bir karar vermelerini zaten bekleyemezdi. Gidenler de oldu, cevapsız kaldı.